Evet arkadaşlar, herkese selam. Yeni videomuza hoş geldiniz. Selam. Bu videoda konumuz supplementler arkadaşlar. Kim hangi supplementi ne zaman, neden, için, nasıl kullanmalı? Mesela adam kilo vermek istiyorsa ne kullanmalı? Kilo almak istiyorsa hangisini kullanmalı? Abi. İşte ne bileyim, damarlarım çıksın diyor, ne kullanmalı? Öyle diyorlar ya. Yani. Damarım çıksın, hangisini kullanmalı? Yani. Evet, bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, bu da altını çizerek söyleniyor. Supplementler sadece takviye arkadaşlar. Tek başına bir işe yaramaz. Yani tek başına bir işe yaramaz. Beslersin dediği gibi. Birinci kural beslenme. Beslenmenle artı supplement eşittir bu. Gelişim. Gelişim demek yani. Doğru. Şimdi gelelim. Kilo almak isteyen arkadaşlarımız hangi supplementleri kullanmalı ve tüter? Evet, kilo almak isteyenler önce beslenmesini arttırmalı. Evet. Öğünlerini arttırmalı, karbonhidratları arttırmalı. Evet. Ondan sonra takviye olarak... Aldın mı? Aldı. Evet. Arkadaşlar... Açık havada çekilince böyle oluyor şimdi. Güzel arkadaş. Ama böyle çok iyi. Ortam şu an. Evet. Şurada da bir tane ışık var, gözümüzü alıyor. Evet. Koyduk oraya. Gözümüz böyle biraz aydınlık çıksın diye güzel oldu. Evet. Konumuz evet, dağılmadı. Supplement. Evet. Supplement olarak abi gainer. Gainer kullanacaksınız arkadaşlar. Nasıl kullanacaksınız? Şimdi markadan markaya değişiyor ama ben kapatarsak bir söyleyeyim. Sabah öğle akşam. Yemeklerden sonra, yemeklerden önce içerseniz zaten yemek yiyemezsiniz, buranıza kadar çıkar mısınız? Sabah öyle akşam yemeklerden sonra... Haydi! Ya burada tecavül bir neyse. Tamam, evet, konumun bir sorunu aldı ya. Konsantrasyonum gitti biliyor musun? He? Konsantrasyonum gitti. Doğru da bir. Ne diyordum? Evet. Sen... Yemeklerden sonra... Üçer ölçek. Üçer ölçek. 500 ya da 700 milim süte gainer'e ötüyorsunuz arkadaşlar. 5 gram mı tek abi? Yok. Kaç? 15 gram. Yok. 40 cc. Yani 120 cc almak gerekiyor. 40 gram. 120 gram alacak bunu. Ya net. Ya hepsi farklı abi. Şimdi ben Big Joy kullanıyorum. Tabii paket sürekli. Anladın mı? Yani bazısı yani var her, büyük, ha. Bazısı kepçe gibi. Her kaç, farklı. Aynen, kaç gram evet. Olduğu belli olmuyor. Evet. Yani büyük ölçeklerden 3 tane atsanız yeterli olur arkadaşlar. Antrenman şey, yemeklerden sonra gainer'ı içiyorsunuz. Düzenli kullanıyorsunuz, en önemlisi düzen. Yani bir gün kullanıp bir gün kullanmazsanız, bir gün bir kere kullanıp ertesi gün 3 kere kullanırsanız bir işe yaramaz. Bunu ne kadar süre kullanmak gerekiyor? Zaten 3 haftada bitiyor bize. 3 haftada bitiyor. 5 kiloluk gainer 3 haftada bitiyor. Karbonhidratın yanına yani gainer'ın yanına ekstradan bir takviye olarak bir şey. Takviye olarak kreatin alabilirsiniz arkadaşlar. Kreatin de adalede su tutumunu sağlar. Bu da miyofibrillerin daha çok açılmasını ve daha çok protein karbonhidrat almasını sağlar. Hayır, kendisine güç verir. Büyümeyi, aynen. Yani fena bir şekilde güç verir, fena bir şekilde antrenmanda fena enerji. Pump olursunuz. Yani. Acayip bir enerji verir. Aynen, acayip pump olur antrenmanda. Öneririm. Bir hafta şey yaparsınız. Yani yükleme yapın bir hafta. Yükleme yaparsınız. Yüklemeyi kreatin de söyleyelim. Kreatin yüklemesi. Ondan sonra ama sürekli tabii ne kadar kırkmış gerekiyordu? Sabah, pardon. Antrenman öncesi, antrenman sonrası 5'er gram. Evet. İşte suyla içebilirsiniz. Ne? 1,5'er mi? En fazla 1,5'er mi kullanılıyordu? Birer. Yani şöyle yaparsınız, yüklemeyi yaptınız, yüklemeden sonra 3 ay daha kullan, şey 3 hafta daha kullanırsınız arkadaşlar. Antrenman öncesi 5 gram ya da antrenman sonrası 5 gram. Ondan sonra 1 hafta 2 hafta ara verin, dinlendirin vücudu. Böbrekleri yoruyor kreatin. Doğrudur. Arkadaşlar ben yani supplementle alakalı hiçbir bilgim olmadığı için, kullanmadığım için o yüzden dolayı Mesut dün cevaplıyor, o daha bilgi. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar, Emrah benim daha protein tozu içtiğini görmedim. Yani o yüzden dolayı benim hiçbir bilgim yok yani supplementle alakalı. Hani bana da çok geliyor öyle mesajlar. Hocam işte protein tozu zararlı mı, yararlı mı? İşte karbonhidrat yararlı mı, zararlı mı? Bir faydası görülmüyor. Yani o tarz
mesajlara arkadaşları diyor ki ben supplementle alakalı bilgim yok, hiç kullanmadım. Ondan sonra cuma kullandığım bir tane şey var, o da diyet dönemimdeyken lekaleti kullandım. Mesut da biliyor zaten. Yani yağ yıkıcı kullandım. Başka bir şey supplement olarak kullanmadım yani. O yüzden dolayı. Hani beslenmem çok iyi olduğu için o yüzden supplemente gerek duymadım. O yüzden dolayı. Şimdi arkadaşlar kilo almak isteyenler gainer'la kreatin. Ve kilo vermek isteyenler içinde. Kilo vermek isteyenler. Evet. Birincisi beslenme yine diyetle başlıyor. Diyet. Tabii ki diyet çok önemli. Diyetinizi yapacaksınız. Evet. Antrenman öncesi L-carnitin. L-carnitin arkadaşlar. L-carnitin tüketeceksiniz. ATKN Pro. L-carnitini kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bence de tavsiye ederim. Kullandım çünkü. Çok memnun kaldım arkadaşlar. Dediğim gibi supplement olarak sadece L-carnitin kullandım. Ve ATKN Pro'yu herkese tavsiye ederim. Üstüne basa basa söylüyorum. Bir de arkadaşlar kilo vermek isteyenler ve supplement olarak L-carnitin için artı bunu kahveyle tüketin arkadaşlar. Antrenmana başlamadan önce. Yani normal kahveyle antrenman öncesi içerken ekstradan yanına L-carnitinde de kafein olduğu için ekstradan çok fazla gelmiyor sana. Yok, fazla gelmiyor. Daha çok enerji veriyor. Daha çok yağ yakımını hızlandırıyor. Daha çok terletiyor seni arkadaşlar. Ben ne kadar içerim. Yani Mesut hiç öyle bir gerek duymadığı için öyle şeylere o yüzden dolayı metabolizması maşallah hızlı çalıştığı için o yüzden bunu öyle şeylere gerek duymuyor arkadaşımız. CLA'da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani, CLA'da kullanabilirsiniz. Ne kadar içerim kullanacaksanız spor salonuna gitmeniz gerekiyor. O enerjiyi atmanız gerekiyor. CLA'yı İlk önce L-carnitin kullanacaksınız bir ay. Zaten 20 ampul var zaten. 20 gün zaten. Yani kaç bir ay sürüyor. 5 gün antrenman yapsam bir ay sürüyor. L-carnitin bittikten sonra da CLA'yı da arkadaşlar. Yani şöyle kullanabilirsiniz. Yemeklerden önce alıyorsunuz. Evet, yemeklerden önce alıyorsunuz. 3 şeklinde yani sabah, öğlen, akşam. Yemeklerden önce alırsınız. Ondan sonra o da metabolizma hızlandırıyor. Ondan siz yattığınız halde, uyuduğunuz halde yağları yakımını pardon yağların yakımını devam ettiriyor ve dışarıdan sizin aldığınız beslenmeden dışarıdan aldığınız yabancı madde, yani yabancı madde dediğim hani nefsiniz köreldi diyelim. Örnek veriyorum, bir kaçamak yaptım değil mi? O kaçamağı yaptığı halde o yağı dönüştürmüyor arkadaşlar. Tam tersi. Yani o CLA'nın önemi püf noktası o. Yağ yapmıyor. Tam tersi o cheat meal yaptığınız bir gün o CLA o şeyi de yakıyor yani arkadaşlar. Yemeğinizi yakıyor. Kas kütlesini arttırmak için de ne yapmamız gerekiyor müşter gibi? İlk olarak beslenme tabii ki de her zamanki gibi. Beslenme en önemlisi. Karbonhidrat yüklü mü yoktu, protein ağır mı? Protein de yani kilo başına onu da hesaplayıp proteinini alacak. Karbonhidratı da kilo başına 5 gram şeklinde alabilir. Evet. Saplement olarak? Saplement olarak protein alabilirsiniz. Eğer şeyiniz varsa yani, protein alımını besinlerden tam yapamıyorsanız protein alabilirsiniz. Amino asit ya da BCA. Kas onarımını daha da hızlandırır. Aynı zamanda enerji verir. BCA'yı da tavsiye ederim. BCA'yı da markada söyleyeyim. Xtend kullanıyorum. Ben genelde Xtend kullanıyorum. Xtend BCA'yı tavsiye ederim. Performans arttırıcı supplementle şey tavsiye ediyorum. C4 var biliyor musun? Evet biliyorum. C4 içiyorsun abi direkt bir şey. Ateş ediyor. Acayip bir şey yani. C4'ü tavsiye ederim arkadaşlar. Bazen sonra şeyler var ya. Enerjim yok falan diyorsunuz yani. O zaman C4 alabilirsiniz. Bu şeyi tavsiye ediyorsun. Bu büyüme hormonlarıyla alakalı. Tribulus mu? Bitkisel.
Çöker, çoban çökerten var ya. Çoban çökerten her zaman tavsiye ediyorum. Buradan Hayki abime sesleniyorum. Çoban çökerten tavsiye etmiştim ona. Dedi kullandı baya. Faydasını gördüm. Çok güzel. Abi, ben de bir ara kullanıyordum. Sürekli de kullanmayacaksın onu abi. He? Sürekli kullanmayacaksın. Bir ay kullandınız abi. Ondan sonra dinlenecek. Ne dinlendireceksiniz. Kadar? Bir ay da vücudunuzu dinlendireceksiniz. Tabii. Bir ay dinlendireceksiniz. Tabii ki. Çoban çökertenle yani tribal atın, yani bitkisel hali. Aynen. Yani o yüzden dolayı çoban çökertenle tavsiye ediyoruz çıkartılıp. Yani kullanmanız için büyüme hormonu testosteron salgılıyor. Tabii, salgılımını arttırıyor. Aynen. Yani arkadaşlar supplementlerle alakalı da konumuz supplementlerdi bugün. Bugün de konuyu açığa getirdim. Sağ olsun. Bizler gibi. Ya bir de şey var abi. Hızlı emilen karbonhidrat. Vitargo var. Onu biliyorum. Adaleyi iyi doldurur. Yani dolgunluk kazandırır acayip bir derecede. Antrenman öncesinde efsane bir ürün. Vitargo'yu da tavsiye ederim arkadaşlar. Muscle Medicine Secret Savuca diye bir şey var, markası var. O da güzel. Onu da kullanıyorum. Hani böyle taplamatlarla şey yapmadığım için daha duyuyorum işte. Kullanmadığım için. Arginin var. Arginin var aynen, damar açıcı. Aynen. Böyle damarlarım çıksın diyorlar ya. Aynen. Ama biz etkili. Onu biz hiç kullanmıyorum. Ben vallahi ben arkadaşlar suyu kesiyorum, damar açılıyor bizde. Vallahi supplement kullanmayalı bayağı oldu. Tabii. Uzun zamandan beri kullanmıyorum. Ondan dolayı zaten hasta oluyor bu. Beslenmeyi bu aralar hiç önem vermiyor. Bayağı şey beslenmeyi biraz bayağı şey yaptığı için. Aynen. Ondan sonra cuma bir aydan bir haftaydı. Öfkertti. Bir aydır hastaydı. Ondan sonra cuma hala düzelemedi. O yüzden dolayı yavaş yavaş toparlıyorsun kendisini. Tabii nazara geliyorsun arkadaşlar. İşte maşallah kesinlikle falan demediği için nazara geliyor işte. Biz de birbirimize maşallah diyoruz işte öyle. Evet arkadaşlar, konumuz supplementlerdi. İnşallah kafanızdaki soru işaretleri kaldırmış olmuşuzdur. Kaldıramadıysak da yorum yapın abi. Evet. Biz de cevaplayalım. Yardımcı olmuşuzdur inşallah. Arkadaşlar, videolarımızın altına mutlaka ve mutlaka diyorum pardon, yorumlarınızı belirtin, sorularınızı belirtin. Kafanızda soru işaretli sorularınız varsa mutlaka belirtiniz arkadaşlar. Evet. Sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Biz siz sordukça biz akşam sohbetlerini sunuyoruz. Sizden gelen sorulara cevaplamak için biz bu çekim yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden dolayı sağ olsun kanalımızda da çok güzel destek oluyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar çok destek olursanız bizim için o kadar çok motive oluyor. O kadar çok enerjik oluyoruz. Yani hasta olsak bile sizler için. Yani siz bize enerji veriyorsunuz arkadaşlar. Kısacası bu. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyoruz. Like'larınızı bekliyoruz her daim. Sizleri seviyoruz. Besterdiğim son bir şey söylüyor musun? Hepsini büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Biz yeni videolar çekeceğiz inşallah. Daha iyi videolar çekeceğiz sizler için. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sporla kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.